Tekrar merhaba. Sinematik felsefenin önceki bölümlerinde düşünce üzerine tartışma yapmış, felsefe üzerine geniş kapsamlı argümanlar iler sürmüş ve sinemanın buradaki yeri üzerine bir miktar konuşmuştuk. Bugün paradokslar üzerine bir miktar konuşacağız. Değişik sinema filmleri örneğinde. Bu paradoksların bizim için ne anlamı ifade ettiği üzerine düşünmeye çalışacağız. Paradoks. E, filozof Alain Badiou bize aslında felsefenin paradokslar üzerine düşünmek olduğunu söyler. Ama burada sorulacak soru paradoks deyince ne anlamaktayız? Çünkü bir yarıktan söz etmekteyiz, bir antagonizmadan, bir çatışmadan söz etmekteyiz. Ve biz bunun üzerine düşünmeye başladığımızda aslında felsefenin sahasına giriyoruz. Bunun anlamı şudur. Daha önceki konuşmalarımızda belirttiğimiz üzere nasıl sözlü felsefe, nasıl yazılı felsefe yarıklar üzerine düşünüyorsa, problemler üzerine, arızalar üzerine düşünüyorsa, acaba sinema filmleri de bu paradokslar üzerine düşünebilir mi? Eğer düşünüyorsa aslında sinemanın kendisi kendi başına felsefe yapar. Daha önceki konuşmalarımızda biz buna sinematik felsefe demiştik. Ve bu argümanları bu son kitabımda, tezlerimde, te tezlerimde dile getirmiştim. Tezlerimin toplandığı kitap sinema felsefesine giriş. Alem diyor bize aslında üç tür paradoks olabileceğini söyler ve bu paradoksu anlatabilmek için de tarihten öncelikle değişik örnekler verir. İlk örnek nedir? Sokrates ile Kalikles arasındaki karşılaşma belki de tarihteki ilk ilginç paradokslardan birisidir. Nedir mesele? Adalet üzerine tartışmaktır. Burası ilginçtir, önemlidir ve çarpıcıdır. Adalet. Niçin? Aslında en klasik filmlere baktığımızda dahi adalet temel sorunlardan birisidir. Ee, western filmlerden tutalım. En son çıkan yine e, Avengers serisi, X-Men. Bu tür klasik filmlerin ötesinde yine modern sinemada adalet meselesi üzerine kafayı yorar. Ama Kaliklesle Sokrates adalet meselesini sözlü felsefeyle tartışır. Kalikles neyi savunur? Kalikles der ki, adalet güçlünün egemenliğidir. Yani bir tiran varsa, tiran haklıdır, güçlüdür ve adildir. Bunun üzerine çok ayrıntılı tartışmaya dahi gerek yoktur. Fakat Sokrates burada karşı bir argüman ileri sürer. Adalet güçlünün egemenliği değildir. Adalet daha ziyade şiddetten ziyade, tirandan ziyade, iktidardan ziyade adalet daha çok haklılığın, haklının yanındadır. Haklılıktır. Yani siz güçlü olmasanız da, siz egemen olmasanız da, eğer haklıysanız adilsinizdir. Dolayısıyla iki tür görüş çatışmaktadır. İşte burada bir paradoks vardır. Adalet güçlüdür, gücülüğünün yanında olan anlayıştır. Bir görüş. Diğer tarafta ise adalet haklı olmak demektir. Bir görüş. İster istemez bu paradoks anında bir seçim yapmak zorundayız. Çünkü iki görüş arasında herhangi bir ilişki yoktur. Herhangi bir ilişki yoktur. İşte felsefe ilişkisiz gibi görünen unsurlar arasındaki ilişkiyi bulmaktır. Felsefe ilişkisizlik üzerine düşünmektir. Daha önceki konuşmamda Selvi Boylu al, al yazmalımda bir örnek vermiştim. Son sahneden bir örnek vermiştim. Burada e, Asya bir seçim yapmak durumundaydı. Asya ya etik aşkı seçecekti ya da e, romantik aşkını, tutkulu aşkı seçecekti. Aşk, farklı aşk türleri ve bir seçim anı. Burada Kalikles'le Sokrates arasında farklı bir adalet anlayışı ve burada bir seçim anı söz konusudur. Ya da Türk sinemasında bir başka örnek verelim. Yine Atıf Yılmaz'dan, biraz klasik klasik filmlerden ama ara yapım, hibrit yapım. Mine, 1982 yapım, Mine. Ee, bir kasabada yaşayan kadın, evli kadın. Ee, sevmediği bir insanla evlenmiştir ve kadın bir arayış içerisindedir. Herhangi bir eğitim almamıştır. Ayrıntılı, geniş kapsamlı bir eğitim almamıştır. Ama kasabada ona fark yaratacak insanlarla karşılaşır. Kimlerdir bunlar? Öğretmen bir kadın, Perihan. Ve daha sonra Perihan'ın oraya gelecek ağabeyi İlhan. Diğer insanlar birbirine benzemektedir ve ilginç bir şekilde kasabada bir çatallanma oluşur Mine'nin dünyasında Mine'nin dünyasında evlendiği erkek ve kasabanın rutin işleyişi olağan işleyişi sıradan işleyişi ama diğer tarafta oraya bir çentik atan çizik atan İlhan ve Perihan'ın dünyası bir paradoks ve bu paradoks içerisinde Mine kendini geliştirme yönelimli bir tercih yapar Perihan ve İlhan'ın dünyasında yer alır. Ve kasabada dedikodular başlar. İlhan'la Mine arasındaki ilişkiye dair. Gerçekte bir ilişki yoktur. Bir dostluk ilişkisi vardır. Dedikodu, dedikodulardan bıkan Mine bir karar alır. Bir seçim kararıdır bu. Seçim anıdır. İlhan'ın evine gider. Ve burada İlhan'la İlhan, la, İlhan la birlikte olur. Ve kasabalılar evin dışında e, bir e, toplanırlar. Kasabalılar e, toplandıktan sonra Mine ve İlhan dışarı çıkar. Son sahnedir bu. Önemli bir sahnedir. E, Mine kasabalıların bakışları altında İlhan'ın elinden tutarak kasabanın ortasında yürür. Kamera, müzik, çekim teknikleri bize bu anı özellikle göstermeye gayret eder. Çünkü bu gerçekten bir istisna anıdır, bir seçim anıdır. Mine'nin ve İlhan'ın dünyasıyla kasabaların dünyası arasında bir bir karşıtlık, bir antagonizma yaratır. dolayısıyla sinema filmi bunu kendi tarzında düşünür. Burasını anlamak zorundayız. İşte biz buna sinematik felsefe diyoruz. Yazılı felsefe yazıyla bunu düşünürken sinema kendi kamera hareketiyle, Kamera açısıyla, müziğiyle, sesiyle bunun üzerine düşünür. E, Alain Badiou paradoksun ikincisini bize yine bir tarihsel anla açıklar. Nedir bu? Arşimet'in ölümüdür. Arşimet nasıl ölmüştür? E, tarih kitaplarında, belki felsefe kitaplarında bunu görebiliriz. Ama e, Arşimed'in ölümünün sunabileceği bazı imkanlar var bize. Sinematik felsefenin paradoks yönünü anlamak için. Arşimet biliyorsunuz bir matematikçidir. Önemli bir matematikçi, büyük bir matematikçi. Ve sürekli matematik denklemleri kurar. Antik Yunan'da kurar. Fakat Yunan, Roma tarafından işgal edildiğinde... ...şöyle düşünebiliriz. Acaba Arşimet ne yapmaktaydı? Arşimet yine her zamanki işini... Gerçekleştirmekteydi, sahilde denklemler çözmekteydi, kumun üzerinde matematik denklemleri çözmekteydi. Arşimet ünlüdür ve bu ünü Roma İmparatoru Marcellus'a kadar gider. Marcellus işgal etmiştir ve onunla tanışmak ister. Yani Marcellus'un derdi gerçekten büyük matematikçiyle tanışmaktır. Bunun için Romalı bir askeri gönderir, Romalı askerden Arşimet'i getirmesini talep eder. Ee, geldiğinde Arşimet denklemlere devam eder. Romalı asker şöyle seslenir. Tarihsel anlattı bize bunu söylüyor. Ee, Marcellus seni çağırıyor. Arşimet duymazlıktan gelir ya da duymaz. İkinci defa, üçüncü defa, dördüncü defa. Romalı asker, öfkeden kuduran Romalı asker kılıcını çıkarır ve Arşimet'i öldürür. Arşimet denklemlerin üzerine yıkılır. Burada ilginç bir paradoks vardır. O da şudur. Bir tarafta iktidar ve şiddeti, iki tar ikinci tarafta yaratıcı hattında yolculuk yapan bir matematikçi, biz buna sanatçı da diyebiliriz. Yani yaratıcı bir faaliyet bir tarafta, iktidar ve iktidarın şiddeti bir tarafta bir yarık vardır burada. İktidar ve iktidarın şiddetiyle eee yaratıcı faaliyet, kendi hattında ilerlemek isteyen yaratıcı faaliyet arasında ciddi bir yarık vardır. İşte bir mesafe vardır. Felsefe bu mesafe üzerine düşünmek zorundadır. Sinema filmleri de bu mesafe üzerine düşünmeye başladığında, kendi tarzında düşünmeye başladığında işte orada sinematik felsefeden söz etmekteyiz. Bilindik filmlerden birisi Ölü Ozanlar Derneği ile bu meseleyi çok kolay bir şekilde anlamak mümkün. Ölü Ozanlar Derneği'nde bir tarafta iktidarın sert yapıları, şiddet yapıları, okul kurumu içerisinde öğrencilere verilen katı cezalar, disiplin edici bir yöntem, diğer tarafta ise yıllarca önce oradan mezun olan ve daha sonra okula bir öğretmen olarak dönen Keating'in daha sanatsal, estetik, yaratıcı eğitimi. İkisi arasında bir yarık. Çocukların yani oradaki gençlerin dünyası ile okul kurumu arasında da keskin bir yarık vardır. Şiddet ve kendi hattında yürü, yürüyen mekanizma. Birçok sahnede bu yarığı görebiliriz ve filmin ilginç sahnelerinden birisi de mağaradır. Bu mağara bizim için önemlidir çünkü Platon mağara alegorisiyle bize belki de ilk sinematik felsefelerden birisini yapar. Alain Badyo ve diğer bazı filozoflar aslında sinemayı gerçekten anlamak istiyorsak bizim mağara alegorisine geri gitmemiz gerektiğini söyler. Hatırlarsak mağara alegorisinde de esirler, bağlanmış esirler, yüzleri yüzleri e, duvarla, duvara dönük esirler, gölgelere dönük eser, esirler ve içeride yanmakta olan ateş, onun arkasında kuklaları taşıyan insanlar ve gölgeler ile gölgeler ile gerçek e, kişiler, kuklaları taşıyan kişiler arasında. E, biz bir şey göremeyiz, bir ilişki göremeyiz. Yani bir tarafta görüngüler dünyası vardır, gölgeler dünyası. Diğer tarafta ise gölgelerin, e, gölgelerin e, başındaki e, insanlar. Dolayısıyla gerçeklik ne nerede oluşur? Burada sorusu gündeme geliyor. Bazı filozoflar oradaki gölgeleri imaj olarak görüyor. Yani sinema filmlerindeki imaj olarak görüyor. Dışarıdaki gerçek dünyayı da gerçek dünya olarak görüyor. Bu anlayışa e, biz karşıyız. Yani ben karşıyım. Yani bir tarafta gerçek dünya, diğer tarafta görüngüler dünyası ayrımı e, daha daha sonraki konuşmalarında anlatacağım üzere ciddi olarak sorunludur. Buna rağmen buna rağmen e, şeye geldiğimizde e, bu filme geldiğimizde yani öyle Ozanlar Derneği'ne geldiğimizde buradaki mağaranın Platon'un mağarasından biraz daha farklı olduğunu da görürüz. Belki de argümanımıza destek olacak mağaradır bu. Platon'un mağarasında mağara görüngüler dünyasının gerçek dünyanın dışındadır. Bir illüzyondur, bir yanılsamadır. İlginç bir şekilde Ölü Ozanlar Derneği'ni izlediğimizde sinema bize bu mağarayı bir illüzyon olmak yerine tam da gerçekliğin kendisi olarak sunar. Gerçekten olması gereken bir mekan olarak gösterir. Ne demektir? O mağarada öğrenciler bir araya gelmekte, sanatsal performanslar üretmekte ve sanatsal, estetik, entelektüel ve mizah içerikli konuşmalar üretmektedir. Eğer bu konuşmaları mağarada üretmekteyseler, öğrenciler için gerçek dünya aslında o mağaranın kendisidir. Bir paradoks anıdır okul kurumunun şiddet mekanizması ile o mekanizmanın dışında öğrencilerin yarattığı sanatsal estetik performanslar ve bunun bir mağarada gerçekleşmesi. Arşimed'in ölümünün mesafe anlamında, paradoks anlamında bize sunabileceği en önemli imkanlardan birisi budur. Ve gelmekteyiz üçüncü paradoksa. Alain Badiou bize üçüncü paradoksu bir sinema filmi örneğinde açıklar. Hangi sinema filmidir? Miyaguchi'nin "Çarmağa Gerilen Aşıklardır. "Çarmağa Gerilen Aşıklar 1950'li yıllarda üretilmiş siyah beyaz bir filmdir. Aslında filmin konusu son derece basittir. Film Orta Çağ Japonya'sında geçer. Orta Çağ Japonya'sında evlilik kurumunda bir ilişki kurmak Ölüm cezasıyla ce cezalandırılmaktadır e, ve hikaye e, genellikle stereotip'tir. Stereotip, e, herkesin bildiği klasik bir hikaye. E, kadın, bir e, dükkan sahibi insanla evlendirilir. Evlenmek zorundadır çünkü ekonomik sorunları vardır. Kendi iradesi dışında evlenir. Fakat dünya e, dükkan sahibi kötü bir insan değildir kadına zulmeden baskı yapan bir insan değildir. Fakat kadın ona aşık değildir, onu sevmemektedir. Derken üçüncü kişi gelir, genç birisi. Evde üçüncü kişiye aşık olur ve birlikte kaçarlar. Daha sonra Orta Çağ Japonyası'ndaki iktidar mekanizması devreye girer ve bu kişiler yakalanır. Bu kişiler idama götürürler götürülürken o sahne ilginçtir. E, filmin tümü izlenmese bile belki sadece o sahne izlenebilir. Bunlar e, bir katır sırtına e, bağlanırlar ve kamera yakın çekimde onların yüzlerindeki belli belirsiz gülümsemeyi gösterir. Aslında bu gülümseme çok ayrıntılı değildir. Yani örneğin klasik bir film izleseydik bu gülümseme bütün detaylarıyla bize gösterilirdi ve biz katarsis erişirdik. Fakat film bize bu gülümsemeyi belli belirsiz gösterir. Niçin belli belirsizdir? Çünkü ölüme gitmekten keyif almak almamaktadırlar. Yani onlar ölümü istememektedirler. Onlar yaşamak istemektedirler. Fakat e, onların isteklerine rağmen iktidar mekanizması devrededir ve bize bu istisna gülümsemede kamera tarafından yine de gösterilir. O gülümseme bir istisnadır. Bu gülümseme gelecek tohuma, gelecek toplumun tohumudur. Ee, Filmin bize vermek istediği mesaj, bu gülümseme, bu atılan tohum, ileride kurumsal yapıların dışında bir aşk ilişkisinin nasıl kurulabileceğine dair ipuçlarıdır. Dolayısıyla. İstisna olarak paradoks da önemlidir. Hem yazılı felsefe, hem sözlü felsefe, hem de sinematik felsefe pek çok örneğiyle bize bu istisnayı gösterir. Filmler istisnayı gösterir. Daha önceki programlarda filmleri üç boyutta incelemiştik, üç sınıf altında. Düşünce sineması, popüler sinema ya da melez sinema ve kitle sineması. En kitle sineması örneklerinde bile bize bazı istisnalar gösterilir. Fakat işte değişik filmler vardır derken kastettiğimiz şey e, budur. E, bazı filmler istisnayı bize sorular uyandıracak şekilde gösterirler. İşte Miyaguchi'nin "Çarmağa Girilen Aşıklar filmindeki istisna bizi katarsize eriştirmeyen bir gösterimdir. Bizi Bizi bizim enerjimizi film içerisinde boşaltmayan, film bittikten sonra sürekli sorular sorduğumuz bir istisnanın gösterimidir. Fakat bazı filmlere geldiğimizde, örneğin kitle sinemasına geldiğimizde, bugün dijital ortamlarda gösterilen, dijital platformlarda gösterilen pek çok filme baktığımızda, AVM'lerde gösterilen pek çok filme baktığımızda istisnalar yerine genellikle genelin gösterildiği istisna gösterilse bile film içinde kapatıldığını görürüz. Yani film bitince biz istisnadan geriye pek bir soru soramayız. Her şey film içerisinde başlayıp film içerisinde bitmiştir. Ama örneğin Charlie Chaplin'in 1936 yılında yapılan e, Modern Times bile, modern zamanlar bile bize istisnayı ilginç bir şekilde göstermesi açısından ilginçtir. Nedir o? Filmin son sahnesini hatırlayalım. Aslında her şey umutsuzluktur. Umutsuzluk, e, kadın e, bütün çabalarına rağmen Charlie Chaplin'e iş bulamamıştır. Charlie'ye iş bulamamıştır yeteneğine uygun. Charlie e, kaybetmiş gibidir. Ama Charlie umrunda değildir. Her şey e, nedir? Ayakkabını bağlamaktadır. ve gayet keyiflidir. E, kalkar. Kadına da bir nutuk verir. Her şeye rağmen çaba, her şeye rağmen devam etmeliyiz der. Ve daha sonra kamera onları yolda şafak sökümünde gün doğumunda serbest bırakır. Bir yürüyüş devam eder yol boyunca. Ve biz acaba bunlar nereye gitmektedir diye sorarız. Acaba Charles ile yanındaki kız arkadaşı başaracak mıdır? e, ikilem içerisinde kaldığımızda sorular devam eder. Ama yine de o umudun kendisinin bu şekilde belli belirsiz gösterilmesi bir istisnadır ve biz devam ederiz. Madem onlar yolculuğuna devam etmektedir, biz de sorular sorarak onların yolculuğuna katılırız. Bu tür filmler bizim için sinematik felsefe açısından daha önemli filmlerdir daha sonraki konuşmalarımda belirteceğim germinal filminde olduğu gibi